Adana Emek ve Demokrasi Güçlerinin bir etkinliği. Şebnem Oğuz'a yalnız değildir. Şebnem Oğuz'a yalnız değildir. Şebnem Oğuz'a yalnız değildir. Basına ve kamuoyuna. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı bugün gözaltına alınmıştır. Yurt dışındayken yaptığı açıklama sonucu başlatılan kampanya sonucu bu noktaya gelinmiştir. 21 Ekim 2022 tarihinde Türk Tabipler Birliği Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış. Savcılığa medyada soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek talep halinde Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bu bilgilendirmeye rağmen Başsavcılık Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır. Ve dahası bu süreci bir gösteriye dönüştürmüştür. Gözaltılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar bizi yıldıramaz. Geldiğimiz noktada bu gözaltı kararı iktidar çevrelerinin düğmeyi uzun zamandır Türk Tabipleri Birliği'ne ve Türk Tabipleri Birliği yöneticilerine yönelik Türk Tabipleri Birliği yöneticilerine yönelik artırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturmuş, kamuoyunda gelişen tartışmalar bu çabaya yönelik bahane olarak kullanılmıştır. Türk Tabipleri Birliği bu ülkede her zaman bilimsel ve iyi hekimlik değerlerini savunmuştur. Savunmaya da devam edecektir. Türk Tabipleri Birliği bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Nasıl savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimizde kıyametler koparıldı ve yargılandıysak bugün de yargı karşısına çıkmaktan bir çekincemiz yoktur. Demokratik hukuk devleti ilkeleri işletilerek Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.